Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mutfağınızı mis gibi kokutacak harika bir kek tarifiyle yine beraberim. Arkadaşlar portakallı kek yapacağız. Haydi bismillah deyip yapımına geçelim. Öncelikle arkadaşlar 3 tane yumurtayı kasemize alalım. Üzerine arkadaşlar yumurtamızın üzerine şöyle 1 su bardağı artı ben biraz bir tık böyle şekerli olmasını istiyorum. Şöyle yarım çay bardağı da şeker ilavesi yapmak istiyorum. Yani toplamda yaklaşık bir çeyrek su bardağı şeker ilavesi yapmış oldum. Şimdi yumurtam ve şekerimi iyice kabarıncaya dek, köpük köpük oluncaya dek çırpıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumurta ve şekeri iyice köpürttük. Üzerine biz şöyle bir bardak olacak kadar tereyağını veya margarini eritip ilave ediyoruz. Ben tereyağı vardı evde. Onu eritip şöyle bir su bardağı olacak şekilde, yaklaşık bu da 200 gram tereyağına denk geliyor. Tereyağımı da ilave ediyorum. Ama tereyağınız yoksa tamamen sıvı yağla da olabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz onda da. Üzerine arkadaşlar 1 su bardağı portakal suyumu da ilave ediyorum. Portakala dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ekşi portakal olmasın. Şimdi üzerine arkadaşlar burada bir portakal rendem vardı. Onu da ilave ediyorum. Şu şekilde şimdi mis gibi kokutacak bu portakal kabukları kekimizi. Şu şekilde bir şöyle karıştıralım. Ve ununu ilave edeceğiz. Ununu da arkadaşlar her zaman yaptığım gibi, takipçilerim bilir zaten, her zaman yaptığım gibi 3 su bardağı unu ilave edeceğim, ama unu eleyerek ilave edeceğim. Çünkü unun eleyerek ilave edilmesi kek için çok çok önemli. Hem kabarmasını sağlayacak, daha güzel kabarmasını, hem içindeki un topakçıklarının yok olmasını sağlayacak. Şimdi üzerine, unun üzerine şöyle bir paket kabartma tozunu da ilave ediyorum. Ve hepsini böyle harcıma ilave edeceğim. 3 su bardağı un ilavesi yapacağım. Bakın arkadaşlar, önceden kalan bir un topakçı. Şimdi 2. su bardağı unumuzu da ilave edelim. Son olarak da arkadaşlar 3. su bardağı unumuzu da ilave edip tekrar eleyerek içine ilave etmek istiyorum. Şimdi şöyle yavaşça mikserimizin birinci seviyesinde bütün harcı karıştıracağız. Bu şekilde kekimiz, harcımız hazır hale geldi. Şimdi kalıbımızı dökme zamanı geldi. Kekimin içine biraz yağ döktüm arkadaşlar. Şu şekilde iyice yağladım. Bu döküm bir kek kalıbı. Ama normal teflon kalıbınız varsa muhakkak yağladıktan sonra unlamanızı da tavsiye ederim. Çünkü çok rahatlıkla çıkacaktır sonrasında unlanınca kalıbımız. Ben şimdi çabuk çıkacağından emin olduğum için unlamaya ihtiyacı duymuyorum. Kalıbımı şöyle bir iki defa da masama şöyle vurmak istiyorum ki bütün her yerine harcımın eşit dağılmasını sağlıyorum. Şimdi arkadaşlar 170 derecelik fırında pişireceğim. Şimdi soruyorsunuz çoğu zaman, önceden ısıtılmış mı, sonradan mı, hani direkt mi koysun? Ben şu an fırınım açık değil. Bunu koyacağım ve fırınımı açacağım. Yani önceden ısıtmaya ihtiyaç duymuyorum. Şimdi haydi bismillah deyip kekim fırına gidebilir. Kekim fırından çıktı arkadaşlar. Kontrol ettim. İçi pişmiş. Muhakkak arkadaşlar fırından almadan önce kürdan testi yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada dışarıdan çok büyük bir gürültü geliyor. Çünkü karşı apartmanında inşaat var. O yüzden bu gürültü onunla alakalı. Şimdi arkadaşlar ilk sıcaklığı gitti. İlk sıcaklığı gittikten sonra ben ters çevireceğim. Şimdi... Thank you.
kolaylıkla çıktı. Bakın gördüğünüz gibi kalıbın içinde de kesinlikle kalmadı. Muhteşem görünüyor kekim bu arada. Şimdi ben onu bir de süslemek istiyorum. Şimdi kekim kalıptan çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle dokunmak istiyorum. Yumuşacık arkadaşlar. İyice soğuduktan sonra dilimleyeceğim. Keklerin hiçbiri sıcakken kesilmez arkadaşlar. Çünkü parçalanabilir. Bu kural ekmeklerde de dahil. Sıcak ekmek, sıcak kek kesilmez. Soğuduktan sonra ikram edilir ve kesilir. Şimdi biraz soğumasını bekliyoruz. Kekimiz soğudu, dilimlenmek için, ikram edilmek için hazır hale geldi. Bu şekilde arkadaşlar bir tarifimin ve bir videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer kek tarifleri videolarıma da yine kek videoları kategorisinden bakabilirsiniz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.